Baş minizdə. Müsəlkiyəm dəstəkərdən həf, həm inşallah yüksə də dəbir məktibi. Memleketimizin genel sorunlarından biri yolumuzdur. Yolumuz yılın 4 ayı şu şekil kapalı, kardan dolayı kapalı kalıyor. Ve içme sularımızdan da gördüğünüz gibi nehirlerimiz ve suyu bol olan bir memleket ama halkının yararlanamadığı bu içme sularından ve şu anki yani geçmiş dönemin belediyesinin üzerine kurduğu kanalizasyonlardan halkımız bu içecek sularından yararlanamıyor. Şöyle söyleyebilirim, yani genel olarak bakıldığında memleketin, yani bulunduğum ilçenin diyeyim, eksikleri çok. Biz de elimizden geldikçe bunları yapmaya ve halkımıza daha yaşanılır bir hale getirmeye çalışacağız. Memleketimizde yol, su ve ekolojik olarak eksikleri çok. Şu ana kadar herhangi bir zirai müdahalede bulunulmamış ve herhangi, şöyle söyleyebilirim, yani ağaçları kendinden yetiştirilme, şu ana kadar Van'da bulunan ilçelerin cevizi ve balı çok meşhur olan bir ilçemiz. Ama şu an halkımız bundan yarar sağlayamıyor. Biz de bunun için elimizden geleni yapıp şehrimize, memleketimize zirai getirip kooperatiflerle halkımıza buna kazanç sağlayıp imkanlar sağlamaktır. Buranın halkı geçim sağlığını zaten tarım ve ekolojisi üzerinden sağlamaktadır. Bunun da yani böyle güzel bir ilçenin aslında yollarının 4 ay boyunca kapalı kalması, burada işsizlik oranının artmasına ve şu ana kadar kayyumdan gelen bir belediyenin hiçbir şekilde ilçeye hiçbir hizmet sunmamasından dolayı ve genelde yılda 150 tane hanenin burada göçüne neden oluyor. Biz bunların yaşanmasını istemiyoruz. İlçemizin sadece duvarlardan ibaret kalmasını istemiyoruz. Ve buradaki gençlere elimizden geldikçe, kadınlara, gençlere elimizden gelen imkanları sağlamaya çalışacağız. Biz buradaki yani ilçenin genel sorunları üzerinde projelerimizi aktif hale getireceğiz. Burada şöyle söyleyebilirim, projelerimizden kooperatifler, yani dere üzerine açılan kanalizasyon sularının engellenmesi, yapılan su depolarının içilir hale gelip üzerine arıtmaların takılması, şu şekil söyleyebilirim, bazı köylerimizin halen su görmemesi, yolları olmaması, bunların yapılmaması ve bizim elimizden geldikçe bu imkanları halkımıza sunmamız, kadınlar üzerinde yapacağımız atölyeler, kooperatifler ve bunlardan gelir sağlayıp ve bu göçün önünü, gençler için iş istihdamlarını sağlayacağız. Bunlardan şöyle söyleyebilirim, süt fabrikaları, su fabrikaları ve elimizden geldikçe tekstili yerleştirip halkımızın burada kendi kendine yetmesine olanak sağlayacağız. Bahçesaray'ın aslında baktığımızda sorunları yığınladır. Yani yoldan tutalım, içme suyu, kanalizasyon, şehirleşme, hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Bahçesaray'ın yani en ufak bir köyünden, mahallesinden tam merkezine kadar 100 yıl önce nasılsa bugün de aynı. Yani gelen aslında bu halka, bu millete hiçbir şey yapmamış. Bundan sonra da yapabilecekleri hiçbir şeyleri yoktur. Tamamen seçim süreçlerinde vaatleri işte size istihdam alanları, size kadro vereceğiz. Yok mesela su kanalizasyon gibi yatırımlarımız olacak gibi söylemlerine halkımız kesinlikle inanmasın. 100 yıllık iktidarları, pratikleri ortadadır.
Yani Bahçesaray'ı bir bütün olarak hem yani projelerimizi hem istihdam alanları yaratmak için projelerimiz çok. Ben başlıca birkaç tanesini size aktarayım. Yani bunlardan aslında en önemlisi ki Büyükşehir Belediye Eş Başkanlarımız iki gün önce tanıtım toplantılarında yani proje tanıtım toplantısında yani dile getirdiler. Bizim Bahçesaray'ın aslında en büyük sorunu kirapet dediğimiz yolu yani yolun Van ile Bahçesaray bağlantısını yapan tek yol konumundadır. Bunun için Büyükşehir Belediye'mizin desteğiyle 365 gün 4 mevsim açık kalacak şekilde projelendireceğiz. Bunun dışında yaz ve kış mevsimi turizmine uygun projelerimiz olacak. Gördüğünüz gibi yani Bahçesaray suyu aslında dünyanın en güzel araştırdığımız kadarıyla en güzel ikinci pH derecesi yani içmeye kullanmaya yatkın en güzel ikinci suyu olarak tanımlayabiliriz. Bunun üzerinde yine bir su fabrikası projemiz var. Yani bunda hem istihdam alanı yaratacağız hem de suyumuzu dünyaya tanıtacağız. Aynı zamanda belediyemize bir gelir olacak. Bunun dışında yine hayvancılık kooperatifleriyle insanlarımızın kooperatifleşmeyle birlikte süt, süt ürünleri, peynir ve hayvancılığı geliştirmek için projelerimiz olacak. Yine bal ve ceviz için kooperatiflerimiz olacak. Tekstil fabrikası gibi bir projemiz var. Bu tekstil fabrikasını hayata geçirdiğimiz zaman minimum 500 insanı çalıştırabilecek kapasitede bir projemiz var.